Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2023-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. Soru cevap 1. soru. Bu kanunun amacı nedir? Cevap: kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 2. soru. Bu kanunun kapsamı nedir? Cevap: aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülür. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç tüzel kişiler, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, mesleki kuruluşlar ve vakıf, yüksek öğretim kurumları hariç ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. A, B ve C bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, 4603 sayılı kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri. Ancak tasarruf mevduatı sigorta fonu ve bu fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler, E-bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç 4603 sayılı kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı sermaye piyasası kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu kanun kapsamı dışındadır. 3. soru. Bu kanunun istisnaları nelerdir? Cevap: kanun kapsamına giren kuruluşlarca kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları. Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan, dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları, özelleştirme uygulamaları için 24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları, hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları.
İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, bu kanun kapsamına giren kuruluşların Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumları, tutuk evleri, iş yurtları kurumları, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı huzur evleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığı bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basım Evi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan. Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden akaryakıt ve taşıt için tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları alımlar ile araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nden ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapacakları alımlar. Ulusal Araştırma Geliştirme Kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanın tamamı kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları. İkinci maddenin kanunun kapsamı birinci fıkrasının B ve D bentlerinde sayılan kuruluşların ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 10.369.344 Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları. Bu kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları, sağlık hizmeti sunan bu kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları. 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının röleve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanun hükümleri kapsamında acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı. Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları, tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları, boru hatları ile petrol taşıma AŞ, BOTAŞ tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğalgaz LNG alımları. Erbaş ve erler ile askeri malzemelerin hava yoluyla taşıtılması için Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmet alımları,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı mal ve hizmet alımları ile uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve Bağımsız Spor Federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları. Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararnameleri kapsamında işleticisi kim olursa olsun Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Türkiye Demir Yolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi ve Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nden yapacağı mal veya hizmet alımları. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın kurduğu veya iştirak ettiği şirketten ÖSYM'nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferleri sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Helal Akredit Akreditasyon Kurumu'nun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir. Dördüncü soru, bu kanunda geçen ihale yetkilisi kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, idarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerine. Beşinci soru, bu kanunda geçen ön proje kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan bilgilerin hali hazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporu dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi. Altıncı soru, bu kanunda geçen kesin proje kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi. Yedinci soru, bu kanunda geçen uygulama projesi kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi. 8. soru, bu kanunda geçen açık ihale usulü kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü. 9. soru, bu kanunda geçen belli istekliler arasında ihale usulü kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü. 10. soru, bu kanunda geçen pazarlık usulü kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap, bu kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu için teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü.
11. soru. Bu kanunda geçen doğrudan temin kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü. 12. soru. Bu kanunda geçen kurum kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: kamu ihale kurumunu. 13. soru. Bu kanunda geçen kurul kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: kamu ihale kurulunu. 14. soru. Bu kanunda geçen elektronik kamu alımları platformu kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı. 15. soru. Bu kanunda geçen dinamik alım sistemi kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: ihale dökümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterli kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini. 16. soru. Bu kanunda geçen çerçeve anlaşma kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı. 17. soru. Bu kanunda geçen teminat mektubu kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap: bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini. 18. soru. Bu kanunun temel ilkeleri nelerdir? Cevap: idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşit değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirme, ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. 19. soru. Bu kanuna göre ihale komisyonu en az kaç kişiden oluşmaktadır? Cevap: 5. 20. soru. İhale komisyonunu kim görevlendirir? Cevap: ihale yetkilisi. 21. soru. İhale komisyonuna kimler görevlendirilir? Cevap: ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ilgili idare personelinden en az 4 kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 22. soru. İhale işlem dosyasında hangi belgeler bulunur? Cevap: ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
23. soru. 2023 yılı için bu kanunun 13. ve 63. maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler ne kadardır? Cevap: genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 7.916.776 Türk lirası, kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 13.194.664 Türk lirası, kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 290.284.533 Türk lirası. 24. soru. İhaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve belgeler nelerdir? Cevap: bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 25. soru. İhaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve belgeler nelerdir? Cevap: isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhütte edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleriyle kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler, son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleriyle kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler, devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla son 15 yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler, son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler, devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80'inin tamamlanması şartıyla son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleriyle kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler. Teknoloji merkezi işletmelerinde, ARGE merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ARGE ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında öz kaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından ARGE projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren 5 yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler. İsteklinin üretim veya imalat kapasitesine, araştırma geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi veya belgeler,
ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, istekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları veya fotoğrafları. 26. soru. Hangi durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır? Cevap, iflas eden, tasfiye halinde olan, işlerin mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veya sahte belge verdiği tespit edilen, 11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 17. maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 27. soru. Kimler ihaleye katılamaz? Cevap, aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileriyle bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, C ve D bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve 3. dereceye kadar kan ve 2. dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. C, D ve E bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri, bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç, terör örgütlerine iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 28. soru. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır? Cevap 40.
29. soru. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır? Cevap 14. 30. soru. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulüyle yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır? Cevap 25. 31. soru. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur? Cevap 40. 32. soru. Yaklaşık maliyeti eşit değerin altında kalan genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları ihale tarihinden en az kaç gün önce duyurulur? Cevap 7. 33. soru. İlanların elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilan süresi kaç gün kısaltılabilir? Cevap 7. 34. soru. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına elektronik kamu alımları platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak 40 günlük davet süresi kaç gün kısaltılabilir? Cevap 5. 35. soru. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi kaç güne kadar indirilebilir? Cevap 24. 36. soru. Ön ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlar nelerdir? Cevap idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi, ihalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı, çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı, ihalenin yapılacağı yer, ihale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. 37. soru. Ön ilan yapılan hallerde 4. fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kaç gün sonra yayımlanması gerekir? Cevap 40. 38. soru. Ön ilan yapılan hallerde ihalenin hangi usulle gerçekleştirilmesi zorunludur? Cevap, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle. 39. soru. İhalelerde yasak olan fiil veya davranışlar nelerdir? Cevap, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, 11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 40. soru. İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde hangi usuller uygulanır? Cevap, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü. 41. soru. Hangi ihaleler belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir? Cevap, yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinde işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle
açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesiyle yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri. 42. soru. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan bir ihale hangi durumda iptal edilir? Cevap: ihaleye davet edilebilecek aday sayısının 5'ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir. 43. soru. Pazarlık usulü ile ihale hangi hallerde yapılabilir? Cevap: açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, ihalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi, idarelerin yaklaşık maliyeti 225.403 TL'ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. 44. soru. Pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede hangi hallerde ilan yapılması zorunlu değildir? Cevap: doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, idarenin yaklaşık maliyeti 225.403 TL'ye kadar olan mamül mal, malzeme veya hizmet alımları. 45. soru. Hangi hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir? Cevap: ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle ve standartizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613 Türk Lirası, diğer idarelerin 22.524 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar, idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, antiserum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. Milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı kanunun 22 ve 36. maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları, Türkiye İş Kurumu'nun 25 Haziran 2003 tarihli ve 4904
64 sayılı kanunun 3. maddesinin B ve C bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunun 48. maddesinin 7. fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ile filigranlı oy zarfı kağıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurtdışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. 46. soru. İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar nelerdir? Cevap: İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ihalenin adı, niteliği, türü, miktarı, mal alımı ihalelerinde, teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer, ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi, uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, ihale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği, teklif ve sözleşme türü, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği, tekliflerin geçerlilik süresi, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 47. soru. Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar nelerdir? Cevap: İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ihalenin adı, niteliği, türü, miktarı, mal alımı ihalelerinde, teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer, ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 48. soru. İdari şartnamede ihale konusuna göre belirtilmesi zorunlu olan asgari hususlar nelerdir? Cevap: işin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ihale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, isteklilere talimatlar, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterli kriterleri, ihale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri, tekliflerin geçerlilik süresi. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilmeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı, tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu kanunda belirtilen usul ve esaslar.
İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu kanunda belirtilen usul ve esaslar, ihalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, teklif ve sözleşme türü, geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar, ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, yapım işlerinde iş ve iş yerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar, denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, anlaşmazlıkların çözümü. 49. soru. İhalelerde teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır? Cevap %3'ünden. 50. soru. Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir? Cevap tedavüldeki Türk parası, teminat mektupları, hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 51. soru. İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç kaç iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder? Cevap 5. 52. soru. İhale sonucu ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir? Cevap 3. 53. soru. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 21. maddenin B, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve C, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması bentlerine göre yapılan ihalelerde kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz? Cevap 5. 54. soru. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 21. maddenin B ve C bentlerine göre yapılan ihalelerin dışındaki diğer hallerde kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz? Cevap 10. 55. soru. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır? Cevap %6. 56. soru. Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde bu istekliden yaklaşık maliyetin yüzde kaçından az ve yüzde kaçından fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir? Cevap %6'sından az ve %15'inden fazla olmamak üzere. 57. soru. Hangi alanlardaki hizmetler danışmanlık hizmet sunucuları alınır? Cevap mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulaması, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler.
58. soru. Danışmanlık hizmetleri bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak hangi ihale usulü ile yapılır? Cevap sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile. 59. soru. Yaklaşık maliyeti hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının kaç katının altında kalan danışmanlık hizmetleri hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilebilir? Cevap 4 katının. 60. soru. Ön yeterlik ilanı sonucunda başvuru sunan adaylardan yeterlilikleri tespit edilenler arasından en az ve en fazla kaç adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur? Cevap en az 3, en fazla 10. 61. soru. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının kaçtan az olması halinde davet mektubu gönderilemez ve ihale yapılmaz? Cevap 3. 62. soru. Davet mektubu gönderildikten sonra ihale dokümanında yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az kaç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir? Cevap 10. 63. soru. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla kaç gün ertelenebilir? Cevap 20. 64. soru. Kamu İhale Kurumu'nun ilişkili olduğu bakanlık hangisidir? Cevap Maliye Bakanlığı. 65. soru. Kamu İhale Kurumu'nun merkezi neresidir? Cevap Ankara. 66. soru. Kamu İhale Kurumu hangi birimlerden oluşur? Cevap Kamu İhale Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden. 67. soru. Bu kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu'nun görev ve yetkileri nelerdir? Cevap ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. Bu kanuna ve kamu ihale sözleşmeleri kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, ihale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ihale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda kamu ihale bültenini yayımlamak, yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de bu kanun kapsamında yapılan ihalelere katılımlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak, kurumun yıllık bütçesiyle kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. 68. soru. Kurumun karar organı olan Kamu İhale Kurulu kaç üyeden oluşur? Cevap 9. 69. soru. Kamu İhale Kurulu üyeleri kim tarafından atanır? Cevap Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca. 70. soru. Kurul üyeliğine atanacak kişilerde aranan şartlar nelerdir? Cevap en az 4 yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 12 yıl hizmetinin bulunması,
kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az 4 yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişiklerinin bulunmaması. 71. soru. Kurul üyelerinin görev süresi kaç yıldır? Cevap 4. 72. soru. Kurul üyeleri görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kısaltıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde kim tarafından görevden alınır? Cevap Cumhurbaşkanı onayıyla. 73. soru. İhalelere yönelik şikayet veya itiraz dilekçelerinde hangi hususlara yer verilir? Cevap başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi. İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller, itirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi. 74. soru. İhalelere katılmaktan yasaklama ile ilgili süreler ne kadardır? Cevap 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar, 2. ve 3. maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlar ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 75. soru. İhaleye katılma yasakları kimler tarafından verilir? Cevap ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. 76. soru. İhaleye katılım yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? Cevap 45. 77. soru. Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine yüzde kaç oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir? Cevap %15. 78. soru. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde kaç oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir? Cevap %15. 79. soru. Tebligatlar, idareler veya kurum tarafından hangi yöntemler kullanılarak yapılabilir? Cevap imza karşılığı elden, iadeli taahhütlü mektupla, elektronik ortamda, faksla. 80. soru. Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu kanunda yer alan hükümler çerçevesinde süresi kaç ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar kamu ihale bülteninde ilan edilir? Cevap 48. 81. soru. Dinamik alım sisteminin süresi kaç aydan fazla olamaz? Cevap 48. Bilgi taraması. Soru 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Tedarikçi, B. istekli, C. yapım müteahhidi, D. hizmet sunucu, E. yüklenici. Doğru cevap E. yüklenici. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda geçen temel ilkelerden biri değildir?
A. İdareler, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. B. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. C. Eşit değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünebilir. D. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. E. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Doğru cevap C. Eşit değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünebilir. Soru 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale komisyonu en az kaç kişiden oluşur? A. 3, B. 5, C. 7, D. 9, E. 10. Doğru cevap B. 5. Soru 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale komisyonu çalışmalarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Komisyon kararları sağ çoğunlukla alır, oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. B. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. C. Kararlarda çekimser kalınamaz. D. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. E. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Doğru cevap A. Komisyon kararları salt çoğunlukla alır, oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Soru 5. 1. İhale dokümanı, 2. ilan metinleri, 3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, 4. İhale komisyonu tutanak ve kararları. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale işlem dosyasında yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri bulunur? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap E. 1, 2, 3 ve 4. Soru 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre isteklilerin ihale dışı bırakılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. B. İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. C. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. D. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. E. İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. Doğru cevap B. İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. Soru 7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur? A. 15 gün, B. 30 gün, C. 40 gün, D. 60 gün, E. 90 gün. Doğru cevap C. 40 gün. Soru 8. 1. İdarenin internet adresi, 2. İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, 3. Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı, 4. İhalenin yapılacağı yer, 5. İhale ilanının yılın hangi yarısında yayımlanacağı,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ön ilanda yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin bulunması zorunludur? A 1 ve 2, B 1, 2 ve 4, C 3, 4 ve 5, D 2, 3 ve 4, E 1, 2, 3, 4 ve 5. Doğru cevap D, 2, 3 ve 4. Soru 9. 1. Açık ihale usulü, 2. Belli istekliler arasında ihale usulü, 3. Doğrudan temin usulü, 4. Pazarlık usulü. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamaktadır? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D yalnız 4, E 3 ve 4. Doğru cevap D. Yalnız 4. Soru 10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir? A. Belli istekliler arasında ihale usulü, B. Açık ihale usulü, C. Pazarlık usulü, D. Doğrudan temin usulü, E. Gizli ihale usulü. Doğru cevap A. Belli istekliler arasında ihale usulü. Soru 11. 1. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 2. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 3. İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 4. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yukarıdaki sayılan durumlarda hangi ihale usulü uygulanmaktadır? A. Belli istekliler arasında ihale usulü, B. Açık ihale usulü, C. Pazarlık usulü, D. Doğrudan temin usulü, E. Gizli ihale usulü. Doğru cevap C. Pazarlık usulü. Soru 12. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre hangisi ihale ilanlarında bulunması zorunlu değildir? A. İhale yapılacak mal veya hizmetin yaklaşık maliyeti, B. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, C. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi, D. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, E. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. Doğru cevap A. İhale yapılacak mal veya hizmetin yaklaşık maliyeti. Soru 13. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalelerden ne kadar tutarda geçici teminat alınır? A. Teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere. B. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere. C. Teklif edilen bedelin %5'inden az olmamak üzere. D. Teklif edilen bedelin %6'sından az olmamak üzere. E. Teklif edilen bedelin %10'undan az olmamak üzere. Doğru cevap B. Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere. Soru 14. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye nokta nokta ilave edilir ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. 5 gün, B. 7 gün, C. 10 gün, D. 12 gün, E. 15 gün. Doğru cevap D. 12 gün.
Soru 15. 1. Kamu İhale Kurulu, 2. Başkanlık, 3. Hizmet Birimleri, 4. İhale Birimi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri Kamu İhale Kurumu'nu oluşturan birimlerdendir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 3 ve 4, D. 1, 2 ve 3, E. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. Soru 16. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurulu kaç üyeden oluşur? A. 3, B. 5, C. 7, D. 9, E. 11. Doğru cevap D. 9. Soru 17. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurulu üyeleri nasıl atanmaktadır? A. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanırlar. B. Maliye Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanırlar. C. Kamu İhale Kurumu'nun teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından atanırlar. D. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından atanırlar. E. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanırlar. Doğru cevap A. Maliye Bakanı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanırlar. Soru 18. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurul üyeliğine atanacak kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında en az kaç yıl hizmetinin bulunması gerekir? A. 5, B. 7, C. 10, D. 12, E. 15. Doğru cevap D. 12. Soru 19. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurul üyelerinden bir takvim yılında kaç toplantıya katılmayan üyelikten çekilmiş sayılır? A. 3, B. 5, C. 7, D. 9, E. 11. Doğru cevap C. 7. Soru 20. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurumu itirazen şikayete ilişkin nihai kararını incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde vermek zorundadır? A. 3, B. 5, C. 10, D. 15, E. 20. Doğru cevap E. 20. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.